Selam. En son yorumlarınızdan bir cacık olmayacağını anladığım zaman güzel deneme ama hayır. Sırf merakımdan Rockstar'ın forumuna girmeye karar verdim. Bir temanın başlığında açık açık bu bölümün GTA ve birkaç tane daha oyun hakkında olmadığı söyleniyor. Peki sizce bu temanın ilk konusu ne? Evet. 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 Forumdan girdiğimizde geri çıktım ve kendi işlerimi halledebilmek için dışarı çıktım. Yarın paylaşılacak. 3 gün sonra da sağlam indirek crack'i gelir. Vay anasını satayım. Daha Rockstar oyunun tam olarak ne zaman çıkacağını bilmezken bu adam oyunun crack'ini tahmin etmiş. Rockstar zayıfsınız. Artık beni hiçbir şey şaşırtamaz dediğim noktada beni bir şey şaşırtıyor. Oyunun çıkıp çıkmayacağı belli değilken oyunun online'ı tartışılmaya başladı. Oğlum manyak mısınız lan? Yine bir forumda Rockstar'ın duyurularına bakmak gerekirse GTA hakkında herhangi bir şey yok. O deli bu video için materyal toplarken bir yandan da Instagram'da takılıyordum. Evet, bu tarz bir çalışmam var. Ve bir postla karşılaştım. Tabii ki onu şu an size bulup göstermeye üşeniyorum ama postun dediğine göre Google'a kedi yazarsanız ve patiye tıklarsanız sonrasında böyle şeyler görebilirsiniz. Çok zevkli. Aynısı köpekler için de geçerli. Rahat 10 dakikamı buna harcadım evet. Ve maymunlar yok maalesef. Feministler dünyayı ele geçirme amaçlarına gayet de başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Ana karakterlerin arasında kız kahraman olmaması bu topluluğu bayağı da sinirlendirmiş. Ve istek üzerine ayrımcılığın olmaması için oyunda kadın karakterin olacağı söyleniyor. Onun dışında Jason Schreier Twitter'ında oyun yapımının her zamankinden daha yavaş ilerlediğini ama moralin her zamankinden daha yüksek olduğunu belirtti. Schreier'i bilmeyenler için söyleyeyim, kendisi yazar, gazeteci ve genel olarak oyun aleminde en güvenilir kişilerden bir tanesi. Rockstar'da da tanıdıkları var ve Rockstar'dan ayrılan 20 kişiyle bir röportaj yaptı. Cops and Crooks diye bir olay var. Daha doğrusu böyle bir olay olacaktı. Bu oyuna eklenmek istenen bir eğlence moduydu. Modda iki taraf olacaktı. Hırsızlar ve polisler. Gerisi de basit zaten. Hırsızlar polislerden kaçacak, polisler hırsızları kovalayacak falan. Ama o zamanlar George Floyd olayı gerçekleşmişti. Olayı bilmeyenler varsa bir tane siyahinin bir tane polis tarafından boğularak öldürülmesiydi. Ölen kişi suçlu olsa bile onu orada öldürmeye hakkı yoktu. Olayına darıkçılığa çıktı ve Amerika bir arada çok kızışmıştı. İşin ucunda polis kelimesi olduğu için bu bile hate toplayabilmek için yeterliydi. Bu yüzden o plandan vazgeçtiler. Ama bu haber siteleri, Schreier falan hep boş iş. Bunlar sağlam kaynaklar değil. En azından bunun kadar. 2030 yılından önce çıkacağını sanmıyorum. Bir animecinin ne zaman yanıldığını gördünüz? Ben şahsen kendimden biliyorum. Görmedim. Salak, yemin ederim gerizekalı bu çocuk. GTA 5 hala zirveye oynadıkça GTA 6 çıkmaz. Şu an bu arada dalga geçmiyorum, gerçekten bu tarzda düşünebiliriz. Olayın aslında şöyle olmadığını kim kanıtlayabilir ki? O kurva. Ama kabul ediyorum, ortaya çıkan şaheserler gerçekten mükemmel. Gerek RDR 2 olsun, gerek GTA 5 olsun, gerek Max Payne bile olsun. Ama 8 yıllık arada biraz sanki abarttı yani. Çünkü filmlerin çekimleri bile o kadar sürmüyor. Ve film yapmak oyun yapmaktan hem daha masraflı hem daha zor. Oyunu çıkacağı tarih kesinleşse bile muhtemelen Cyberpunk'taki olay da burada olacak. Eğer bilmeyenler varsa Cyberpunk Allah bilir kaç defa ertelendi ve bununla alakalı kanalda video var galiba, tam hatırlamıyorum. Bakayım bir dakika. Evet varmış varmış. Hatta GTA 6'nın release'ini şuna benzetebiliriz. Me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que la 2 de la tarde. No me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. Oyunun gameplay'inin 500 ile 600 saat arası olacağı söyleniyor. Ve sadece düşünün, 600 saat 25 gün yapıyor. Neredeyse 1 ay. Hadi günde 24 saat oynayamazsınız. Muhtemelen 2. ve 3. günde gebelirsiniz. Günde 12 saat dersek 50 gün. Neredeyse 2 ay. 2-12 saatte çok fazla böyle yapıyorsanız kesinlikle yapmayı bırakın. Onun dışında haritasının GTA 5 haritasının 5 katı olacağı söyleniyor. Bunlar size çok muazzam gibi gelebilir ki öyleler zaten. Ama bunların sadece söylentilerden ibaret olduğunu unutmayın. Tabii tak diye gelirse acayip göt olacağım. O da ayrı bir konu. Şöyle de üzücü bir durum var. Bu GTA 6'yı bekleyen oyuncuların çoğunluğu onu oynamak için değil de izlemek için bekliyorlar. Yanlış anlamayın, ben de onlardan bir tanesiyim. Oyun çıkınca muhtemelen oynamayacağım. Hatta videolarını falan bile izlemeyeceğim. Bana ne. Ama şimdi diyeceksiniz, neden umurumda olmamasına rağmen oturup o kadar araştırma yapıp böyle bir video çektin?